Herkese merhaba. Oynuyoruz kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber uçurtma yapacağız. Hadi geçelim. Biliyorsunuz uçurtma bahar aylarında çoluğumuzla, çocuğumuzla veya ruhu genç olanlarla dağlarda, kırlarda, bayırlarda havalara, yükseklere, göğe ulaştırdığımız bir alet diyelim yani ne diyeyim? Oyuncak. Bir oyuncak. Şimdi bu uçurtmayı yapacağız sizinle beraber. Nasıl yapacağız? Önce malzemelerimizi sayalım. Bir adet çekicimiz, bir adet makasımız, bir adet cam çivimiz, ince cam çivisi. 3 adet çıtamız. Bu çıtaların hepsi aynı boyda olması lazım. Kırtasiyeden uçurtma çıtası diye temin edebilirsiniz. Evet, 1 adet uçurtma kağıdımız. Biz 2 tane aldık. Çünkü gövdesini kırmızı yapacağız. Kuyruğunu mor renkle yapacağız. Bu kağıt kırtasiyede uçurtma kağıdı adı altında satılıyor. Yağlı kağıt. 1 adet bandımız ve ipimiz. Bütün malzemelerimiz bunlar. Bunlarla beraber yapacağız. Evet, geçelim nasıl yapıyoruz. Şimdi çıtanın ortasını bulmamız lazım. Çiviyi çakmak için. Ortasını şu şekilde buluyoruz. İpin bir ucunu çıtanın ucuna koyuyoruz. Ve diğerini de sonuna götürüyoruz. Evet. Buradan ortasını alıyoruz bunun. Evet. Çıtamızın ortası şurası. Çiviyle işaretliyoruz. Çivimizi buraya birazcık kendini tutacak kadar çakıyoruz. Daha sonra 3 tane çıtayı üst üste koyuyoruz. Çıtalar biraz yamukmuş ama yıktık etrafı. Evet. Aynı hizaya gelecek şekilde ayarlıyoruz. Ve çakıyoruz. Evet, çivimizi çaktık. Alttan çıkmadı. Ben ona göre bir çivi boyu ayarlamıştım. Eğer sizinki çıktıysa alttan da çevirebilirsiniz onu. Çıtaları her tarafı eşit olacak şekilde açıyoruz. Şöyle bir altıgen elde ediyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi ipimizi alıyoruz. Bir ucuna buraya ilk düğümümüzü atıyoruz. İlk düğüm çok önemli. İpin tam üstünden geçecek şekilde 1, 2, 3, 4 defa doluyoruz. Daha sonrasında bir yuvarlak alıp buraya geçiriyoruz ve bu da tam üstüne gelecek şekilde sıkıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi düğümümüzü attık. Daha sonra bunu ortaya hiza alıyoruz. Ve bu ucuna yapıyoruz. Gene aynı şekilde alttaki ipten geçecek şekilde 1, 2, 3, 4 defa doluyoruz. Ve buraya bir yuvarlak atıp üstüne geçiriyoruz. Daha sonra bunu sıkıyoruz.
gördüğünüz gibi. Basit. Yine aynı şekilde tam ortaya hiza alıyoruz. Tam ortaya hiza alıyoruz ve aynı şekilde bu tarafa tekrardan doluyoruz. Bir, iki, üç, dört. Yuvarlağımızı alıp üstüne geçiriyoruz. Ve çekiyoruz. Bunu kitlemesi için yapıyoruz. Devam ediyoruz. Evet, burayı da bağladıktan sonra sonuncu ipimizi ölçü almadan gerdirerek yapıyoruz ki bütün iskelet gerilmiş olsun sağlam durması adına. Buraya iki düğüm atacağız üst üste. Evet, düğümlerimizi attık. İskeletimiz gördüğünüz gibi oluştu. Şimdi bundan sonrasında kaplamaya geçeceğiz.